Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar yeni yılın ilk videosu futbol manager videosuyla karşınızdayım bu videodaki başlangıçtan emekliliğe videosunun konusundaki oyuncumuz Yunus Akgün olacak. Yunus Akgün'ün detaylarına az sonra geçeceğim. Geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatıyorum. Eğer video hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca abone değilseniz de abone olarak bildirimleri açarsanız sevinirim diyelim ve hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet dostlar tarihler 28 Haziran 2021 Yunus Akgün'ün Adana Demirspor'da kiralık profili karşımızda. Oyuncu sağ açık ve sol açık mevkilerinde rahat bir şekilde oynuyor. 1.1 ile 3.2 milyon euro arasında değişen değeri var. 105 potan 105 yeteneği var 130 potansiyelle gelmiş ama muhtemelen devre arasında gelecek güncelleme ile birlikte Yunus Akgün'ün potansiyeli 150 seviyelerinde olacaktır Yunus Akgün'ün tabii e, editörden kontrol ettiğimde potansiyeli 130 sabit olarak gözüküyor. Daha yüksek olsaydı daha yükseğe çekip o şekilde simüle ederdim ama maalesef ki durum böyle. Sürekli özelliği 20 olarak belirtilmiş. Önemli başlardaki formu 4. Çok enteresan. Uyum özelliği 20. Aidiyet duygusu ve e, hırs özellikleri de iyi. Baskıya denilik iyi. Profesyonellik ortalama seviyelerde kararlılığı da 12 seviyelerinde Yunus Akgün önü. Yunus Akgün bugüne kadar kariyerinde e, 44 maçta 6 gol attı. Geçen sezonu da Adana Demirspor'da kiralık olarak geçirmişti. TFF birincilikten e, Süper Lig'e yükselen takımda 28 maçta 5 gollük iyi bir katkı vermişti. Yunus Akgün bu sezonda şu ana kadar harikalar yaratıyor. Ondan dolayı videomuzu konusunda zaten hemen bir 5 sezon sonrasına gidelim. 25 yaşındaki Yunus Akgün bakalım Adana Demirspor'dan sonra Galatasaray'a dönmüş mü? Döndüyse nasıl verimli olmuş? Verimli olabildiyse ya da olamadıysa neler yapmış? Bunları görüntüleyelim. Evet dostlar devam ediyoruz. Yunus Akgün'ü Trabzonspor'da görüntüliyoruz. 25 yaşında oyuncu 1.2 ile 3.5 milyon euro arasında değişen değer var. Oyuncunun gizli özelliklerine baktığımızda 110 bir yetenek puanına kadar yükselmiş. 130 potansiyeli sabit olarak devam ediyor. ADS'de kiralık geçirdiği sezonun ardından ADS'de kiralık sezonunda 32 maçta 7 gol atmış. Ardındaki sezon Konya Spor'a kiralanmış tekrardan ve Konya Spor'da da 32 maçta 6 gol atmış. TFF birincilikte enteresan tabii Konya Spor bu sezon şampiyonluğa oynuyor Trabzonspor'la birlikte ve küme düşmeleri enteresan olmuş. Ardınık sezonunda 550-500 bin euro karşılığında pardon e, Trabzonspor oyuncuyu transfer ediyor Galatasaray'da olmayacağını anlıyorlar ve 26 maçta 7 gol 2 asistle harika oynuyor o istatistiklerine göre yani potansiyel ve yetenek puanına göre. E, Ardınlığı sezonda sezonunda Trabzonspor'da 28 maç 2 gol 1 asist ve son sezonda 22 maçta 4 gol 0 asistle oynuyor. Yunus Akgün önemli anlarına bir bakalım. Lig Kupa'da DFF birincilik şampiyonluğu var. Onun dışında Adana Demirspor'la bunu kazanmıştı. Ödüllerinde sezon sezon en iyi oyuncu vesaire gibi ödüller var. Milli maç tecrübesi hala yok. Yunus Akgün'ün sağ açıkta oynayabilen bir oyuncu. Yetenek puanı olarak sadece 6-7 puanlık bir gelişim sağlamış bu 5 sezonluk dönemde. Yani beklentilerimizin bir tık altında kalmış diyebiliriz Yunus Akgün için. Hemen bir 5 sezon daha gidelim. 30 yaşına gelsin artık. 30 yaşında kariyerinin son dönemlerinde veteran bir oyuncu olarak Yunus Akgün nasıl bir profil izleyecek bunu görüntüleyelim. Evet dostlar devam ediyor. Anadolu'nun takımlarını gezmeye devam ediyor. Yunus Akgün 30 yaşında Sivas Spor'da karşımıza çıkıyor. Çeviklik özelliği 16 seviyelerine yükselmiş. Oyuncunun bir bakacağız detaylarına. Trabzonspor'da geçirdiği 3 sezonun ardından 2.3 milyon euro karşılığında Göztepe oyuncuyu transfer etmiş. Burada Göztepe'de 21 maçta 4 gol 2 asistle oynuyor ilk sezonda. Ardından sezonda, ikinci sezonunda 11 maç 2 gol 1 asistle oynadıktan sonra Başakşehir 700 bin euro karşılığında oyuncuyu transfer ediyor. İlk sezonda 5 maçta oynatıyor. İkinci sezonda 19 maçta oynatıyor. 2 gol 1 asist ve 1.6 milyon euro karşılığında Sivas'a satıyor. Kar ediyor. Trabzon'da kar etmiş. Burada oyuncudan bakıyorum geri bakıyorum hemen Başakşehir'de kar etmiş. Yani kar ettirmediği takım yok gibi bir şey sadece Göztepe zarar ediyor oyuncudan. Ardından Sivas Spor'daki ilk sezonda 22 maç bir gol. Ardındaki sezon son sezon yani 10. sezon 17 maçta hiçbir katkı veremiyor. Oyuncu gizli özelliklerine baktığımızda 109 yetenek puanıyla gerilemiş duruyor Yunus Akgün'ün profili. Şöyle profiline bakacak olursak önemli anlarına da bakalım istiyorum. Lig Kupa'da herhangi bir durum yok. Ödüllerde sezon sezon en iyi 11'lerde adlı geçiyor tabii. Mid takım tecrübesi yok. Yunus Akgün'ün 30 yaşının seviyelerine geldiğinde maalesef ki beklentimizin altında ama tabii bunun da doğru orantılı potansiyel yeteneği de önemli. 279 maç 41 gol 8 asistle 6.97 ile çok düşük kötü bir ortalama diyebiliriz kendisi için. Çünkü diğer serilerde Yunus Akgün'ün Bondur kitler arasında geçtiğini hepimiz biliyoruz ve bundan dolayı biraz hayal kırıklığı oldu ama 130 potansiyel de bu oyuncu için düşük. Bence güncellemeden sonra en az bir 150 potansiyel ile ulaşacaktır Yunus Akgün ADS'den Galatasaray'a geldiğinde de yine Avrupa'ya transfer yapabileceğini düşünüyorum. Hemen bir kariyerinin son demlerine gidelim Yunus Akgün'e bakalım 2036 yılında 35 yaşında kariyerinin son dönemlerinde nasıl bir çizgi çizmiş Yunus Akgün bunu görüntüleyelim sizlerle. Evet dostlar 35 yaşında Yunus Akgün'ün profiliyle karşınızdayız. Şu anda gözlemci olarak oyunda kariyerine devam ediyor uyum özelliği 19 potansiyel değerlendirme ve yetenek değerlendirme 4 olarak gözükmüş Yunus Akgün Sivas Spor'daki 3 sezonunda bir maçta forma giydikten sonra Kayseri Spor 725 bin Euro'ya onu transfer ediyor ve parlak bir dönem yaşıyor diyebiliriz. 32-33 yaşında 30 maçta 5 gol 3 asistle oynuyor. Ardındaki Kayseri sezonunda bakıyorum burada 20 maçta 3 gol 1 asist ve son sezonunda 33'te 33-34'te 2 maçta forma giyebiliyor. Sadece 6-50'lik ortalaması var ve kiralık olarak 2 sezon Eskişehir'de geçirdikten sonra kariyerine son noktayı koyuyor Yunus Akgün. Yetenek puanı olarak epey gerilemiş gibi duruyor 35-36 aslında bu sezonun sonunda Bitmiş her şey ama şu anda Oyuncuyu maalesef ki ...görüntüleyemiyoruz oyuncu detaylarıyla. Gözlemci olarak karşımızda hemen emekli olmuş ve gözlemciliğe soyunmuş Son sezonda maç oynamaması da bunun göstergesi zaten Yunus Hakkün adına. Oyuncunun yardımcı ekip detaylarına baktığımızda 41 yetenek puanı ve 61 potansiyeliyle karşımızda çıkıyor. Enteresan bir kariyer tabii kendisi adına. 338 maç 48 kez gol atıyor, 12 asist yapıyor. 6.95'lik ortalaması var ve sadece 5 kez maçın adamı oluyor. Halbuki Adana Demir'de bu sezon sadece 5 kez maçın adımı oldu Enteresan bir durum. E, neler olacağını tabi ilerleyen yıllarda göreceğiz ama Yunus Akgün'den benim beklentilerim çok fazla. Sizler neler düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili yorum kısmına belirtirseniz sevinirim. Yunus Akgün sizce e, futbol menajerdeki gibi mi olacak yoksa çok fazla üstüne koyarak e, Galatasaray'a da faydalı olup para kazandırıp transfer mi olacak bunları yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Ayrıca ilerleyen günlerde yeni e, videolarda kimlerin videosunun gelmesini istediğinizde yorum kısmında belirtirseniz ben de oradan yola çıkarım, feyiz alırım, bakarım, bunları yapmak güzel olur derim ve yaparım. Nasıl olacağına karar veririz sizlerle birlikte hem de interaktif bir durum olmuş olur. Videonun sonuna gelelim. Yunus Akgün'ün başlangıçtan emekliliğe profilini sizlerle incelemeye çalıştım. Çok da verimli bir profil olmadı maalesef ki ben de üzüldüm. Ama Yunus Akgün gerçekte bunlara cevabı verecektir diyelim. Videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer video hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı. Ayrıca abone değilseniz de abone olarak bildirimleri açarsanız çok sevinirim diyelim. Bütün hatırlatmalarımı da yaptım göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosuyla görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hepinizin yeni yılı da kutlu olsun. Umarım güzel bir yıl olur hepimiz için. 2022.